Herkese merhabalar. 7. Vitese hoş geldiniz. Bu hafta yine sürpriz bir konuğumuzla heyecan dolu bir bölüm hazırladık. Ama öncesinde gelin isterseniz haber turuna bakalım ve 7. vitese başlayalım. 7. vites bu haftada iki farklı otomobille yeni deneyimlere doğru yola çıkıyor ve izleyicilerini dolu dolu heyecanlı bir tura davet ediyor. Ünlü gazeteci Hakan Çelik'le keyifli bir sohbet ve sürüş deneyimi. Beni o mu geçti, ben onu mu geçtim, geride mi kaldım? Bilgilendirici bir test sürüşü, otomobile dair ipuçları, haberler ve daha fazlası. Eren Tekin'in sunumuyla 7. vites başlıyor. Yapay zeka hayatın birçok alanında olduğu gibi otomobil sektöründe de büyük kolaylıklar sağlıyor dersek yanlış söylemiş olmayız. 2018 yılından bu yana BMW fabrikalarında kullanılan ve çalışanlara büyük kolaylık sağlayan uygulamalardan bir tanesi olan otomatik görüntü tarama teknolojisi, çalışanları tekrarlardan kurtarıp hız kazandırıyor ve bu sayede üretim sürecini rahatlatmayı amaçlıyor. Yüksek kalite standardının sürdürülmesine destek olan bu yeni teknoloji, hızlı, güvenilir ve en önemlisi de pratik olarak nitelendiriliyor. SUV konforunu sportif şıklık ve çeviklikle birleştiren yeni Audi Q3 Sportback, bu özellikleriyle Audi'nin ilk kompakt SUV olma özelliğini taşıyor. Aracın tasarımındaki bazı değişiklikler daha sportif bir görüntü sağlarken iç tasarıma da yeni dokunuşlar yapılmış. Yeni Q3 Sportback'in Avrupa'da yaz sonu satışa sunulması bekleniyor. Subaru'nun meşhur Impreza modeli bu sefer karşımıza bir drift otomobili olarak çıktı. Amerikalı drift uzmanı bir hobi garajı, aracın 4x4 olan aktarma sistemini arkadan itişe çevirerek Impreza'yı yetenekli bir drift makinesine dönüştürmüş ve ortaya böyle eğlenceli görüntüler çıkmış. Farklı tasarımı ve yeni atletik görünümüyle hem şaşırtan hem de dikkatleri üzerine çeken yeni Corvette C8 tüm çekiciliğiyle yollarda yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji, el işçiliği, tasarım, performans ve konforu bir araya getiren yeni model, meraklılarını tasarımıyla biraz şaşırtmış olsa da şimdiden olumlu yorumlar almaya başladı gibi görünüyor. Herkese merhabalar. Test konuğumuz BMW'nin G30 kodlu 5 serisi. Her neslinde bu otomobil aslında bulunduğu dönemde popüler olmayı başardı ve çok beğenildi ve son nesli de beğenilmeye devam edecek gibi görünüyor. 5 serisi son neslinde kendine bence daha fazla güvenen bir tasarım DNA'sına sahip ve bu DNA'yı veren en önemli etmenlerin başında ön ve arka yüzde yapılan otomobili biraz daha dinamikleştirme operasyonu geliyor. Ön tarafta böbrek ızgaralar büyümüş ve yerini aldığı versiyona göre daha düz hatlara yer verilmiş. Bu sayede belirttiğim gibi yerini aldığı versiyona göre yeni nesil 5 serisi biraz daha dinamik bir görüntüye sahip. Özetle 5 serisinin tasarım detayları bu şekilde. Şimdi gelin isterseniz gidelim, konuğumuzu alalım ve test sürüşüne başlayalım. Beni o mu geçti, ben onu mu geçtim, geride mi kaldım? Otomobil teslim törenleri benim çok mutlu olduğum anlardı. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ne var ne yok, nasılsınız? İyidir, sizi görmek de çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum, ben de mutlu oldum. CNN'de yaptığınız onlarca güzel programın ötesinde... Çok teşekkür ederim. ...otomotiv gazetecisi üstadımızı konuk ediyor olmak... Estağfurullah, estağfurullah. 7. vitese ayrı ben de, bir ben de mutlu oldum, hayırlı olsun. Yeni çok program CNN Türk'te, çok başarılar diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Ufaktan yola çıkalım. Memnuniyetle. Beraber kullanalım 5.20'yi.
Evet Hakan Bey ile şimdi test sürüşüne devam ediyoruz. Hakan Bey, öncelikle bu test ettiğimiz otomobille alakalı sizinle biraz konuşmak istiyorum. BMW'nin 5 serisi, G30 karoserli 5 serisi ile alakalı nedir görüşleriniz? Bu sınıfın tabii en önemli otomobillerinden biri. Almanlar bu sınıfta çok hakimler bu kategoride. Bu kasa, daha doğrusu bu seri diyelim, 5 serisi markanın, Münihli bu premium üreticinin en çok güvendiği ve dünyada en fazla sattığı, artık rüştünü ispat etmiş motorlarıyla, olgunlaşmış tasarım özellikleriyle, sürüş kalitesi, sürüş konforuyla son derece rafine bir otomobil. Teknolojinin gelişmesiyle beraber üretim süreçlerinde teknolojinin maliyetleri düşürmeye yardımcı olmasıyla birlikte eskiden hayal gibi görünen bir takım donanımların artık çok daha kolay alınabildiğini görüyoruz. Eskiden bir otomobilde bir hava yastığı olduğunda veya bir ABS'i olduğunda birçok, yani bu konuya biraz daha aşina olmayan insanlar çok mutlu olurlardı. Çok evet. Büyük bir hayretle karşılarlardı. Artık bunlar neredeyse bütün üreticilerin dünyada yaygın olarak kullandığı şeyler. Otomobilleri insanlar satın alırken güzel bir tören yapılır. Evet. Otomobil teslim törenleri benim çok mutlu olduğum anlardır. Yani hayatım boyunca en heyecanlandığım anlar öyle olmuştu. Otomobillerimi satın alırken. Orada insanlar genellikle otomobilin bütün özelliklerini biliyor gibi davranırlar. Emniyet kemerlerini takar çıkar giderler. Yani bana fazla anlatmayın, ben bunları biliyorum derler. Oysa ki birçok kişinin, tüketicinin ve kullanıcının o kullanma kitaplarını hiç hayatları boyunca açmadığını, evet. Otomobilin kliması, infotainment, bilgilendirme özellikleri de dahil olmak üzere birçok sistemi yeterince kullanmadıklarını biliyoruz, görüyoruz. Bu da aslında biraz otomobilin A noktasından B noktasına gidiş için daha standart bir vizyon çerçevesinde kullanıldığını, halbuki daha verimli bir şekilde kullansak, hem güvenlik açısından, hem yakıt tüketimi açısından, hem de sürüş zevki açısından daha fazla tüketicilerin faydalanabileceği çok güzel araçlar, giderek akıllanan otomobillerden bahsediyoruz. Yani bizim sürüş davranışlarımızı yapay zeka uygulamalarıyla birlikte anlayan, kavrayan, öğrenen ve buna göre belli bir disiplin adapte eden teknolojiler gelişmeye başladı artık. Özellikle üst gam otomobillerde. Bütün Alman otomobillerinde, özellikle premium üreticilerde, tasarım özellikleri açısından, özellikle dış tasarımda, ben buna bir muhafazakar yaklaşım demek istemiyorum ama biraz daha temkinli gitme arayışı var. Bunun da farklı nedenleri var. Özellikle otomobillerin ikinci el değerini, bundan önceki kasaya sahip olan, bundan önceki modellere, versiyonlara sahip olan araç sahipleri açısından, yeni bir otomobil piyasaya sürüldüğünde, yeni bir araç ortaya çıktığında bir kopuş yaşamaması için, bir duygusal kopuşa sebebiyet vermemek için tasarım özelliklerini bir devam niteliğinde ele alıyorlar. Yani baktığımız zaman dış tasarımları arasında çok büyük farklar görmüyoruz bu otomobillerin yenilendikleri zaman. Adeta bir bazı yönleriyle makyajlanmış gibi algılayabiliyorlar tüketiciler. Oysa ki birçok teknolojik yenilik var o tasarım özelliklerinde. En küçük bir kıvrımda bile onun aerodinamik kazancına baktığımızda, yani rüzgar direncine, yakıt tüketimine bir önemli katkı yaptığını görüyoruz mesela. Diğer taraftan aracı hafiflettiğini görüyoruz. Daha fazla hafif alaşımlar, parçalar, alüminyum kullanıldığını görüyoruz. Çok daha yeni ve farklı tasarımların karşımıza çıkmama nedenlerinden biri de maliyetler. Çünkü yeni bir bütünüyle yeni bir tasarım çok yüksek bir maliyet anlamına gelecektir. İç tasarımlara geldiğimizde ben biraz daha geleneksel tasarım özelliklerini seviyorum bir kullanıcı olarak. Butonları, düğmeleri fiziksel olarak hissetmek bana daha fazla güven veriyor. Son dönemde markaların üzerinde şöyle de bir baskı var. Her şeyi bir büyük monitörün üzerine yerleştirip dokunmatik ekranlar yapmak ve tabii ki sadece dokunmatik yapmıyorlar. Kimi zaman sesle, kimi zaman bu otomobilde olduğu gibi ses açma ve ses kısma özelliklerini işte şu anda açabiliyorum parmağımla.
dokunmadan da parmağımla işaret ederek bunu yapabiliyorum. Bu bir avantaj. Yani beni sadece monitöre veya fiziksel bir butona mahkum etmiyor. Ben her halükarda mühendisler, ben rica ediyorum özellikle tasarımcılardan bir, bu benim bilmiyorum kuşağımın da bir özelliği olabilir ya da benim kullanım alışkanlıkları yaşımdan farklı olarak, bağımsız olarak ben dokunmayı seviyorum. Dokunarak hissetmek ve komut vermek, kumanda etmek bana her zaman otomobille duygusal bağımı da koparmamamı sağlıyor. Yani araç kullanırken bir taraftan fiziksel olarak hissetmek bana iyi geliyor. Yakıt tüketimlerinin de makul seviyelerde kaldığını söyleyebilirim. Tabii yakıt tüketimi tüketicinin, kullanıcının kullanım alışkanlıklarıyla çok yakından ilgili. Aracın o anki ağırlığı, kullandığınız donanımların yoğunluğu, sürüş dinamikleriniz, ne kadar fren yaptığınız, ara hızlanmaları ne şekilde gerçekleştirdiğiniz, bunlar yakıt tüketiminizi doğrudan etkileyen şeyler. Eğer sakin ve huzurlu bir sürüş stiliniz varsa yakıt tüketiminiz de buna olumlu yanıt verecektir. Ama agresif, saldırgan, önünüzdekiyle böyle yarışıp didişme, beni o mu geçti, ben onu mu geçtim, geride mi kaldım hırsıyla zaten hayat geçmez. Bunu yapmamalarını rica ederim izleyicilerimizden. Ben bizim CNN Türk izleyicilerinin bu konuda daha duyarlı, daha bilinçli insanlar olduklarını düşünüyorum. Onlardan gelen zaman zaman mesajlardan da bunu hissediyorum. Dolayısıyla otomobil kullanmak bir keyif alma biçimi bence. Uygar bir şey. Birbirimize de uygar bir şekilde davranmak bize yakışır. Evet. Yani bir 100 metre öne geçeceğiz diye veya bir gideceğimiz yere en fazla 3 dakika erken ulaşacağız diye yollarda hiç olmayacak davranışlara girmemek gerekir. Alo, sevgiler. Sevgili dostum, kusura bakma. Estağfurullah. Ajda Pekkan. Tabii. Şimdi Hakan Bey, bir konuda da sizin fikrinizi aslında almak istiyorum. BMW'nin diğer rakiplerinden farklı olarak şöyle bir özelliği var. Sürücüsüyle otomobili tamamen özgür bırakabiliyor. Yani evet. Sürüş keyfine sürekli böyle atıfta, vurguda bulunuyorlar ya, bununla alakalı aslında yaptıkları birçok nokta var. Mesela arkanın itiş konusunda çok ısrarcı ve bu anlamda da otomobillerinin yetenekli olması adına her şeyi yapan bir üretici. Hı hı. Mesela atıyorum elektronik sistemleri hala günümüz BMW'lerinde tamamen kapatabiliyorsunuz. Birçok işte yeni nesil markalarda, üreticilerde tamamen kapatma opsiyonu size sunmuyorlar. Bir nebze yine sürücüye karışıyor ve bu en güçsüz versiyona dahi bunu yapabiliyor olmak sizce iyi bir şey midir, değil midir ya da artı ve eksileri nelerdir? Onları da konuşmak isterim sizinle. Evet, otomobil endüstrisinde farklı yaklaşımlar var, farklı disiplinler var. Her markanın bir önceliği var, bir farklı bir ele alma biçimi var. Sürüş keyfi hep önemli oldu BMW açısından. Ve bunu da olabildiğince, yani güvenlikten taviz vermeden, hiç kuşku yok ki, olabildiğince sürücünün inisiyatifini elinden almadan, artık sorumluluk da sürücünün elinde tabii ki. Bir otomobil ne kadar güvenli olursa olsun, sürücü yanlış yapmakta, hatalı davranışları takip etmekte ısrarcıysa, onun için hiç kimsenin yapabilecek bir şey yok. Kendisine de, başkalarına da zarar verir. Ama aklı başına hiç kimsenin böyle davranmayacağını umut ederiz. Geçtiğimiz günlerde BMW'nin üst düzey yöneticisi Hakan Tiftik'le birlikteydik. Bulgaristan ve Yunanistan'da 7 serisini kullandık. 7 serisinde de ben onu gördüm. Yani otomobil aslında bir aynı zamanda arka koltuk konforu sunuyor olmasına rağmen çok yüksek bir konfor seviyesine sahip. Ben otomobili de çok beğendim bu arada, onu da söyleyeyim. 7 serisi çok başarılı olmuş. Bununla beraber otomobil mümkün oldukça arkada oturmasın da gelsin kendi aracını kendisi kullansın diye otomobil sahibi onu teşvik eden bir güzel bir dinamik sürüş özelliği 7 serisinde de var. Sürüş keyfi onda da yine ön planda tutulmuş. O bakımdan BMW bundan hiç vazgeçmedi. Bütün ürünlerinde küçük serilerinden SUV'lerine kadar
X5 ve X6'ya kadar, özellikle X6 evet. Bu sportif sürüş zevkini vermek üzere SUV tasarımlarda tasarlanan, planlanan bir araç. Orada da biz bunu gördük. 7 serisinde de bunu görüyoruz. Ben ne bekliyorum otomobilden? Güvenlik konusuna çok önem veren bir sürücüyüm, bir insanım. Otomobillerin hangi güvenlik donanımlarını bana verdiği benim için son derece önemli. Benim temel kriterlerimden biri bu. Çünkü ben sürüş davranışları açısından da buna özen gösteren bir insanım. Ben koltuk havalandırma donanımını da almaya çalışıyorum genellikle. Evet. Yararlı buluyorum. Evet. Çünkü Türkiye genellikle sıcak diyebileceğimiz bir iklim kuşağında deri koltuğu havalandırmasız alınca oldukça zor oluyor yaz aylarında kullanmak. Ben otomobillerimde ve bir kullandığım otomobilde iyi bir müzik sistemi benim için önemli. Şimdi ona geleceğim. Biri. Araya giriyorum Hakan Bey. Şimdi ona geleceğim. O noktayı sizinle özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü otomotiv üreticilerin de sunduğu böyle ekstra donanımlarla çok daha kaliteli müzik sistemleri oluyor. Bununla alakalı konuşmak istiyorum ama isterseniz önce direksiyonu size vereyim. Memnun ettim. Sonra yola devam edelim. Tabii. Evet, çekime kısa bir ara verdik Hakan Bey. Sevgili Ajda Pekkan'la görüştünüz. Uzun zamandır tanır mısınız? Çok yani, uzun zamandır çok tanırım. Çok kıymetli bir isim. Çok tabii. Ülkemizin en değerli, en kıymetli sanatçılarından biri ve bugüne kadar yaptıklarıyla evet. Müzik dünyamıza, cemiyet hayatına getirdiği renkle Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri. Benim de çok sevgili, uzun yıllardır çok iyi tanıdığım bir dostum. Az önce bir telefonla konuştuk. Fakat telefon deyince şunu da hemen vurgulayalım. Eminim ki izleyicilerimiz bu konuda çok duyarlı davranıyorlardır. Elimize cep telefonu alarak değil de artık birçok modern araçta Bluetooth bağlantısıyla araçla bağlantı kurmak ve aracın ses sistemini kullanarak telefonla konuşmak mümkün. Lütfen buna dikkat etsinler. Aksi halde telefonla konuşmak çok tehlikeli bir şey. Çok yaygın. Kesinlikle. Birçok insan maalesef telefonla elini alarak konuşuyor. Ama şunu söyleyeyim bir uyarı olarak alsınlar izleyiciler. Neredeyse alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli bir şey. Cep telefonuyla konuşmak araçta. Dokunmatik ekran da biraz öyle değil mi sizce? Ben dokunmatik ekranları da bu bakımdan dikkat dağıtıcı görüyorum. Şu şekilde yani multimedyayı kumanda etmek çok daha bilmiyorum. Yola çıkmadan önce insanlar bir kere mutlaka araca biner binmez emniyet kemerlerini taksınlar, bağlasınlar. Sonra ayna kontrollerini, koltuk kontrollerini gerçekleştirsinler. Çünkü bunlar yolda yapılacak ayarlar, kontroller değil. Az önce müzik konusu da bu arada yarım kaldı. Sizin de müziğe olan ilginizi biliyorum. Özellikle otomobilde tercih ettiğiniz müzikler var mıdır? Aynı zamanda bir müzik yapımcısıyım. Çok uzun yıllardır radyo programı yapıyorum. Evet. Türkiye'de en uzun süredir aralıksız radyo program yapan insanlardan biriyim. Neredeyse 1992 yılında başladım. 30. yıla doğru gidiyorum. Hatta ilk yurt dışında başladınız. Evet, İngiltere'de, Londra'da ve İskoçya'da BBC'de başlamıştım. Bu arada bir anda karşımıza ufalı sürüsü çıktı. Evet, hayvanlar, mandalar, büyükbaş hayvanlar çıktı. Yine bu da karayolunda güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Evet, evet. Bu tip araçların çarpması çok ölümcül kazalara neden olabilir. O bakımdan kaç kilometre hızla gittiğinize ve ne kadar zamanda durabileceğinize de iyi konsantre olmalısınız. Dikkat etmelisiniz araç kullanırken. Her an yolunuza bir hayvan çıkabilir. Peki Hakan Bey, bir otomobil meraklısı olarak da ilk otomobiliniz neydi? Ya da sizin açınızdan sizde iz bırakan otomobilleriniz oldu mu? Nelerdir paylaşmak isterseniz öğrenmek isteriz. Tabii çok farklı otomobiller kullandım bugüne kadar. İlk otomobilim annemin de sağ olsun
önemli bir maddi katkısıyla vakti zamanında bir 131, Murat 131, Fiat 131 Şahin olmuştu. Sonra bir tane daha ikinciye Şahin aldım, kullandım. O dönemin tabii çok Türkiye'de önemli otomobillerinden biriydi. Yurt dışında olduğunuzda var mı kullandığınız bir şey oldu mu? Oldu. O dönemler özellikle. Onu da hemen söyleyeceğim. Sonra Türkiye'de taksitle ilk 0 kilometre satın aldığım otomobil, o zaman gazetelerin böyle pazarlama şirketleri vardı. Onlardan birinin bir kredi kampanyası vardı, uzun vadeli Lada. Lada Samara aldım bir tane. Lada Samara da o dönem Türkiye'de çok havalı, çok popülerdi. Evet. Ve böyle zor şartlarda iyi performans veren, özellikle kış şartlarında bir araçtı. Hakan Bey, yağmur da başladı. Çok güzel bir hava var. Bayılıyorum bu havada. Aynen öyle. Güzel bir havada bitirdik. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Güneşli havada başladık, yağmurlu havada bitirdik. İstanbul böyle farklı mevsimlerin, özellikle yılın bu döneminde yaşandığı bir yer. Çok memnun oldum bu programda beni de konuk ettiğiniz için. Bütün CNN Türk izleyicilerine de güvenli sürüşler dinliyorum. İyi günler diliyorum. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Sizi konuk almak çok büyük bir keyifti. Otomobil dolu bir sohbet yaptık Hakan Çelik'le. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dizel motorlu bir aracımız var ise bir takım kendi özellikleri vardır benzinli motora oranla, farklılıkta şöyledir. Dizel motorlu araçların sıkıştırma yani kompresyon oranı daha yüksektir. Bu sebeple dizel aracın özellikle yağ bakımını aksatmamamız, belirtilen kilometreler dilimi içerisinde yapmamız gerekir. Diğer bir faktör ise hararet. Dizel motor benzinli motora oranla hararete daha dayanıksızdır. Bu sebeple de aracımızın soğutma sistemi bakımı, işte antifriziydi, termostat grubuydu, fan grubuydu, bunları da kontrol etmemiz gerekir. Dizel motorumuzda diğer bir etken ise seyahat sonrası aracı stop etmeden önce 1 dakika kadar olduğu yerde çalıştırmamız, özellikle turbonun yağlanmasında önemli olacaktır. Aynı şekilde seyahate çıkmadan önce de 1 dakika kadar ısıtmamız önemli olacaktır. Test konuğumuz 4 kapılı kupe akımının aslında bir temsilcisi, Alman üretici Volkswagen'den Arton bugün bizlerle. ...2000'lerin ortalarında başlayan aslında bu segmente kimileri çok sıcak bakarken, kimileri de 4 kapılı bir kupe fikrini çok gereksiz buluyordu. Ama ilerleyen süreçte bu segmente ilgi arttı ve her üreticiden farklı modeller görmeye başladık. Hatta arkamda görmüş olduğunuz Arteon modeli Volkswagen'in 3. nesli olarak bizlerle. Bakıldığı zaman tasarım anlamında bence bir kupe olduğunu bu otomobil çok net bir şekilde ele verebiliyor. Özellikle ön yüzünde 3 boyutlu bu tasarım formu var ve bu tasarım formu bu otomobile oldukça dinamik bir hava katmış durumda. Buna ek olarak profilden baktığımız zaman alçak tavan yapısı Arteon'un bir kupe olduğunu çok net bir şekilde ele verirken arkaya doğru geçtiğimiz zaman daha yumuşak hatlar bizi karşılıyor. Dış tasarım detayları Arteon'da özetle bu şekilde. Şimdi isterseniz içeriye doğru geçelim ve sürüş karakterine ve iç tasarımına çok daha yakından bir bakalım. Evet, Arteon'la sürüşe geçtim. İçeride dışarıya göre daha sade bir tasarım bizi karşılıyor. Ama burada özellikle direksiyon tasarımını çok beğendiğimi mutlaka belirtmeliyim. Buna ek olarak da havalandırma menfezlerini kapsayan ve böyle tren raylarını andıran bu tasarım formu içeriye farklı bir hava katmış durumda. Çok şık ve çok güzel görünüyor bence. Bunlara ek olarak dijital olan bu göstergeler de içeriye biraz daha modern bir hava vermiş durumda. Şimdi isterseniz gelin depoyu dolduralım ve teste devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, Euro dizel alacağım. Depoyu dolduralım lütfen. Tabii ki. Bu arada ben de depo dolarken kendime soğuk bir şeyler alacağım.
güvenli yolculuklar. Teşekkürler. Elinizin hemen altında yer alan dokunmatik ekranı kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Çünkü menüleri oldukça büyük ayarlamışlar. Bu sayede kolay bir şekilde hakim olabiliyorsunuz ve dokunmatik hassasiyetinin de kötü olduğunu söyleyemem. Özellikle sürüş modlarında yardımını aldığınız zaman motorun keyfini daha fazla çıkarmaya başlıyorsunuz. Mesela sürüş modlarından ben bir sport seçeyim. Of! Çok daha hisli oldu. Vites geçişleri çok daha hızlı artık bu arada. Evet, çok daha tepkili ve manuel olarak değişim yapmak özellikle sport modunda daha da keyifli oluyor. Performansı etkileyici, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama dizel olduğu için de çok savurgan değil. Yani ortalama bir kullanım yaptığınız zaman burada kolaylıkla 8,5 litre civarında dolaşabiliyorsunuz. Ve manuel değişimleri direksiyon arkasındaki bu kulaklıklarla yapmak çok daha keyifli oluyor. Şimdi gelin 500 Nm tork nasıl hissettiriyor ona çok daha yakından bakalım. Trafiğe kapalı bir alandayım. Gazı döşemeye yapıştıracağım. Üç haneli hızlara geldim. Şimdiden geldim. Acayip keyifli. Güvenlik bakımından da uyarlanabilir hız sabitleyici, şehir içi acil fren desteği, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanı gibi donanımlar da Arteon'da sunulmuş durumda. Benim Arteon'un testinden aktaracağım detaylar bu şekilde. Bu haftada bir programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Şimdi gelin 500 Nm tork nasıl hissettiriyor ona çok daha yakından bakalım. Trafiğe kapalı bir alandayım. Gazı döşemeye yapıştıracağım. 3 haneli hızlara geldim. Şimdiden geldim. Acayip keyifli. Güvenlik bakımından da uyarlanabilir hız sabitleyici, şehir içi acil fren desteği, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanı gibi donanımlar da Arteon'da sunulmuş durumda. Benim Arteon'un testinden aktaracağım detaylar bu şekilde. Bu haftada bir programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.